Peki bir şey sorayım. Sizin başta söylediğiniz bir şeye ben takıldım diyorsunuz. Dediniz ya başta İsa Yahudi. Evet. Peki İncil ne? İsa hakikaten bir kitap getirmiş mi? İsa'nın bir tebliği var mı kitap olarak? Evet. Şimdi, var mı? Onu da kurcalama oraları diyorsunuz. Yok yok, hayır hayır. Yani ben bizim, cahil cüretiyle her şeyi kurcalıyorum. Kusura bakmayın. Yani dediğiniz doğru. Şimdi yani zaten kitabı olan bir dini yeniden düzeltmek için geldiyse demek ki başka bir kitap gelmesine gerek yok. İncil diye bir kitap yok mu yoksa? Şimdi bakın. Müslümanların bir iddiası var. Diyorlar ki bu İncil tahrif edilmiştir. Aslı bu değil. Çıkarmışsınız. Peki tahrif edilmiş Tevrat olabilir mi o? Tevrat için de aynı şeyi söylüyorlar. Hayır, hayır. İncil tahrif edilmiş Tevrat olabilir mi? Hayır yok, o ayrı bir kitap. Yani Kur'an da bunu söylüyor. Hayır yani İncil diye bir şey belki de yok ya, bilmiyoruz ki. Hayır var. Var mı? İncil diye bir şey var. Nereden var? Şimdi Müslümanlar Hristiyanlara diyorlar ki sizin kitabınız tahrif edilmiş. Bozuk bu kitap. Nereden var diyor. Hristiyanlar da diyorlar ki ya siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Niye tahrif edilsin? İki taraf da haklı. Bu Nasrettin Hoca'nın şeyine benzedi. Nasıl sen iki taraf da haklı? Müslümanların kastettiği İncil Allah'ın İsa'ya vahyettiği İncil'dir. Hristiyanların kafasında böyle bir vahiy şeyi yoktur. Yok. Onların kastettikleri İncil'ler Matta'nın, Markos'un, Luka'nın, Yuhanna'nın İsa hakkında yazdıkları biyografi kitaplarıdır. Tabii. İncil bir şeriat kitabı değil. Ama yani İsa'nın sözleri vardır içinde. Ha, var. Sözler var. Onun vahiy kaynaklı şeriat kısmı İsa'nın meşhur o Zeytin Dağı'ndaki hitabesidir. Orada 10 emir, evamiri aşere dediğimiz 10 emri orada şey diyor ki bu Tevrat'ın da aslıdır, Kur'an'ın da aslıdır. Yani Müslümanlarla Hristiyanların İncil'den kasıtları farklıdır. Farklıdır. O yüzden aralarında şey çıkıyor. Yani vahiy gelmiş İsa'ya. Tabii. Yani Kur'an onu söylüyor. Ama yeni bir din kurucusu olarak görmüyor kendini. Şimdi İncil'lerin yeni bir şeriat getirmemiş. Musa şeriatının reformatörüdür. Eski ahit, yeni ahit yani. Heh. Yani Musa'nın getirdiği şeriatın eksik kısımlarını tamamlamak, bozulan kısımlarını Musa'nın kırdığı tabletleri getirmiş yani. Yani kırılan diyelim. Veya Yahudilerin sonradan işte Tevrat'a sokuşturdukları birçok şeyler var onlarda. Derler ya öyle, İsa dağda inerken düşürmüş birkaç tanesini kırmış. Öyle diyorlar. Gelene öyle söylüyor. Evet. Öyle derler. Ne gülüyorsun ya? O İsa'nın Zeytin Dağı vaazı muhteşemdir yani. Çok güzeldir. İsa enteresan bir adam zaten. İyi bir adama benziyor yani tarz olarak falan. Şimdi yahu İslamiyet'e göre peygamberdir. Hayır yani şey olarak kötü, kötü derken şunu katıyorum yani yumuşak böyle iyilik yaymaya çalışan falan enteresan bir adam yani. Evet. Yani mesela Musa'ya baktığın zaman çok sert çünkü Musa. Yani Musa bayağı ceberut yani kıran, döken, emreden falan. İsa öyle değil, çok daha farklı yani değişik bir adam. İsa niye babası doğmuş? Hocam o... Aslında İsa'nın annesinin bir kocası var. Sonradan evleniyor. Sonradan evleniyor. O geçen gün burada şey de... Hocam o Yahya, Zekeriya biraz karışık o işler. Ne Yusuf yok mu ya? Yusuf kim? Var var var. Yusuf, kocasıdır. Kocası. Yani İsa'nın sonraki ama o. Şimdi geçen hafta o... Cübbeli Hoca'ya sordunuz. O yok mok dedi. Hayır. Meryem evleniyor. Evleniyor. Ve çocukları oluyor. Yakup da İsa'dan sonra Kudüs Kilisesi'nin başına geçiyor. Yani cemaat o yönetiyor, o şey ediyor. Şeyde de Resullerin İşleri adlı kitapta da Yakup'tan o kadar stayişle bahsediliyor ki bu cemaatin farkı şu, bunu da şey edelim. Şimdi bu Yahudi asıllı Hristiyanlar. Yani Hz. İsa Yahudilere gelmiş bir Yahudi peygamberidir. Şeyle yok. İsa'nın söylediği şudur. Bütün 4 İncil'de de aynı şey eder. Biri bozulan şeriatı yerine oturtmak, bir diğeri de ilahi melekutun geleceğini haber vermek. Yani ahir zaman peygamberidir. Müslümanlar diyorlar ki Hazreti Muhammed'e haber vermek için. Böyle yorumluyorlar. Şimdi bu İsa'nın cemaati, İsa'dan sonra ne oldu? Yakup bu cemaatin başına geçti. Bu cemaat 70 yılına kadar bunlar Pavlos'a düşmandırlar. Yani Yahudilerle sonra Hristiyanlık ikiye bölünüyor. Yahudi kökenli Hristiyanlar, Batılar Ebiyonitler diyorlar bunlara. Putperest kökenli Hristiyanlar. Putperest kökenli Hristiyanlar Pavlos'a bağlı, İsa şeriatı kaldırdı diyorlar. Yahudi Hristiyan kökenli Hristiyanlar ise Havra'ya gidiyorlar. Tevrat okuyorlar, Sept gününe, cumartesine riayet ediyorlar. Titus 70 yılında Kudüs'ü tahrip edince bu Yahudi asıllı Hristiyanlar İsa'nın akrabası olan Mor Şem'un'un başkanlığında bugünkü Pella, Ürdün'de o Şeria nehrinin, Ürdün nehrinin kenarına gelip yerleşiyorlar. 7. yüzyıla kadar bu cemaat orada yaşıyor. Bu cemaat İsa'ya Tanrı demiyor. İsa'ya peygamber diyorsunuz. Yok. Esseniler Yahudiliğin bir cemaati. Şey. Buna Ebiyonitler diyorlar Hristiyanlar. Batılı Hristiyanlar. Bu cemaat orada yaşıyor. Bu cemaat namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Yani Doğu Ortodoks kiliselerinde namaz var. Aynı bizim namazımız gibi. Başka bir programda ben burada göstereyim de aynı 5 vakit rükû, sücud olan namazları var. Bu cemaat 7. yüzyıla kadar burada yaşıyor. Bu cemaatin içerisinden birisi, bunlar bir ahir zaman peygamberi bekliyorlar. Meşhur Selman-ı Farisi bu cemaatin içerisinde. Evet. Ha, o cemaati diyorsunuz siz. Evet. Bu Medine'de bir peygamberin geldiğini duyunca zaten bekliyorlar. Kalkıp Medine'ye geliyor ve Müslüman oluyor. Ahir zaman peygamberi sensin diyor. Bakara suresinin 62. ayeti var. Süleyman Ateş bununla ilgili bir makale yazdı. Türkiye birbirine girdi. İlahiyatçılar birbirine girdi. O Bakara suresinin 62. ayetinde diyor ki, o ayet nasıl gelmiş? Selman bir gün peygambere diyor ki, ya Resulallah, şimdi benim içinden geldiğim cemaat İsa'ya peygamber olarak inanıyordu. Namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı. Fakat gelip sana iman etmediler. Bunların durumu ne olacak? Peygamber de bizim tefsir kitaplarımızda yazıyor. Nüzul sebebi ayetin şeyinde bunlar yazıyor. Bütün tefsirlerde de var. Peygamber diyor ki Müslüman olmadıktan sonra cehenneme giderler. Selman buna çok üzülüyor. Hı. Diyor ki benim o içinde bulunduğum cemaat çok iyi insanlardı. Yalan söylemezler, hırsızlık yapmazlar, ibadet ederler, şey ederler. Yani sırf gelip seni görmediler diye bunlar nasıl cehenneme giderler? Bir müddet sonra bu sorusunu tekrar ediyor. Gene peygamber aynı cevabı veriyor. Birkaç ay sonra tekrar uykuları kaçıyor artık, tekrar söyleyince bu ayet iniyor. Bu ayet şudur, Bakara suresinin 62. ayeti. İnananlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabi'iler, gerisini saymıyor, bu nokta nokta demektir. Bunlardan her kim Allah'a inanırsa ve ahiret gününe iman ederse, salih amel de işlerse, onlar için bir korku, bir endişe, bir mahzunluk yoktur. Müslüman müfessirler bu ayeti tefsir ederken diyorlar ki Hristiyan olup da Müslüman olan, Yahudi olup da Hristiyan olan. Fakat Süleyman Bey dedi ki hayır. Burada olsaydı ayet açıkça derdi. Bu o Selman'ın sorusu üzerine geldi. Yani Allah'ın bir olduğuna iman ettikten sonra, ahiret gününe de iman ettikten sonra, salih amel de işlerse dünyada, bu adamın adı ister Müslüman olsun, ister bilmem şu olsun, ister bu olsun, bu insanlar cennete giderler. Tabii, yalnız işte öbür tarafta küfürdür. Türk ilahiyatçıların önemli bir kısmı ayağa kalktı. Süleyman Ateş hocam, için dediler ki anası Ermeni de anasını cennete sokmaya çalışıyor diye ayeti böyle tefsir. Yalnız bu ayet bu sadece Süleyman Hoca'nın değil, daha önce de bu şekilde, sonradan da bu şekilde tefsir edenler oldu. O dinler diyaloğu bilmem ne şu bu orada da kullanıldılar. Cübbeli Ahmet Hoca da o da söyledi, ağır bir şekilde orada eleştirdi onu. Yani öyle bir şey varsa İslamiyet niye geldi? Bir de o var yani. Ben inanmıyorum o tefsir olacak. ben onun söylediğini söyledim burada. Ona hocam Antalya'daki Patrik söylemedim. Niye Şam'da oturuyor? Şimdi efendim dedik ki Patrik İlyas Şakir Mardin'de oturuyordu. Hayır, Ortodoks Patriği nerede şu anda Antakya'daki? Şam'da oturuyor. Niye? Şimdi... Süryani değil, Ortodoks. İşte Süryani Ortodoks. Süryani Ortodoks. Mardin'deydi. İlyas Şakir 32 yılında Malabar Kilisesi'ni ziyaret etmek için Hindistan'a gitti. 32 dediğiniz? 1932'de. Yani Atatürk'ün sevdiği, kendisine gönderdiği şeyler var. Karşılayan yani Ankara'da karşılayan. Ankara Garı'nda karşılayan İlyas Şakir. Ve Lozan'a da temsilci göndermediler. Yani bu azınlıklar şeyi falan görüşülürken biz azınlık falan değiliz. Biz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyız dediler, azınlıkla göndermediler. Bu jestinden dolayı Atatürk de çok severdi İlyas Şakir'i. 1932'de Hindistan'a oradaki Malabar Kilisesi'ni ziyaret etmeye gitti. Orada hastalandı ve vefat etti. O sırada Suriye Fransızların işgali altında. Evet. Fransızlar bunu fırsat bildiler ve kendileriyle iyi dirsek teması olan Mor Afrem Barsavm Homs metropolitiydi. Homs yani. Evet. Onu organize ettiler, Patrik seçtiler. Kim seçti? Sinot var mı onunla? Orada mıydı? Var tabii. Sinot orada mıydı? Evet, Sinod'u Fransızlar Suriye'de topladılar ve ona destek verdiler, onu seçtirdiler. Bu Mor Barsavm o milli mücadele öncesinde de Fransa'ya falan gitmiş gelmişti. O daha farklı düşünüyordu Patrik'ten. Türkiye ile de pek arası soğuktu. Kendisi Patrik seçilince Mardin'e gelmedi. Patrikhane'yi Homs'a taşıdı. Sonra birkaç sene sonra da oradan Şam'a taşıdı. Ve o nedenle o günden bugüne Türk pasaportu taşıyan metropolitlerden bir Patrik çıkmadı. Suriyelilerden çıkıyor ve Şam'da Bab Toma denilen mevkide patrikhaneleri orada. Şu anda Zekke Ayvaz 80 küsur yaşında, 85 yaşında, rahatsız da, epey rahatsız da. Orada oturuyorlar. Peki bunlar bildiri verirken, yayınlarken, fetva verirken nerenin ismi? Resmi isimleri Antakya. Antakya olarak Antakya. Ama Şam'da veriyorlar. Tabii Şam'da veriyorlar.